Videoma da başlamadan önce şehitlerimiz var. Şehitlerimiz için Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim bir daha böyle büyük acıları yaşatmaz inşallah. Mekik Voyage kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kayseri mantısını yapacağız. Videoma başlıyoruz. Yarım kilodan fazla kıymaya soğan, küçük orta boy iki soğan atıyoruz. Pul bir şey karabiber ve tuzu da atıyoruz. İç harcı için hamuru için de unumuzu 1,5 kiloya yakın un koyuyoruz. İki tane yumurta kırıyoruz. Tuzunu atıp hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamuru oldukça katı bir hamur yapacağız. Yani yumuşak olmayacak, sert hamur olacak. Hamurumuzu iyice topladık. Yoğuracağız güzelliğini. Ne kadar güzel yoğurabilirsek o kadar iyi. Ve hamurları bezeler haline getirdik. Dört parça yaptık. Ve yufkamızı açıyoruz. Oldukça kalın açacağız. Çok ince açmayacağız.
Evet, yufkamızı kestik. Keserken çekemedim, unuttum. Bu şekilde mantılarımızın içine hazırladığımız harcı koyduk ve mantılarımızı kapattık. Tepsilere dizdik fazla iç içe yapışmasın diye. Bunu tekrar açtık. Bu şekilde hepsini bitirdik. Tam bitmek üzereyken suyu kaynaması için ocağa koyduk ve sonradan da suyun içine kaynayan suyun içine attık. İyice haşlanması çok böyle hamur haline gelmeden ama iyice kaynaması gerekiyor. Haşlanması lazım ki çığ gelmesin diye. Güzel onu erken erken kontrol ederek ve karıştırarak pişiriyoruz. Piştiği zaman anlaşılıyor, koyulaşıyor, renginden de belli oluyor piştiği zaman. Ya bunu daha incecik yapıyorlar ama bu incelik bence ideal bir incelik. Sarımsaklı yoğurdumuzu da hazırlıyoruz bir taraftan. Mantılarımız kaynadı. Şimdi de tereyağı eritiyoruz. Pul biberli tereyağı yapacağız. Mantılarımızı da sudan çıkardık. Süzgece koyduk. Suyunu çekilmesi için. Ve tereyağımıza bir miktar pul biberi atacağız. Bunun ayarı tabi isteğe bağlı. Çok acılıysanız bir çorba kaşığı kadar attık. Çok yakmıyoruz ya ama iyice pişmesi lazım, kaynaması lazım. Ve bir tepsiye boşaltıp hafiften soğumasını sağladık. Evet, bu hafif ılıdı. Ondan sonra tabağa dolduruyoruz. Sarımsakla yoğurdumuzu da koyuyoruz. Bu miktarlar kişinin tercihine göre değişir tabii. Ondan sonra pul biberi yaktığımız biberli sosumuzu atıyoruz. Bu şekilde servise hazır. Soğutmadan yemek lazım. Yunus Emre yine kahramanımız mantıyı çok seviyor. Bu şekilde güzel güzel yiyor. Sizler de yaparsanız şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın. Videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Eğer abone değilseniz, abone olursanız sevinirim.